Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Maşanruy Kaşkar'a verip irqi qırğınçılıq siyasetini tekitledi. Atılmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin sekretari Maşanruy 4-5 noyabr külleri Kaşkar vilayetigi tekşürüşkü bargan bulup, atılmış Junqo milleti ortak kevdisi inanı müstehkemleş, muqumliqni qoğdaş, İslam dinini xtaykilaştırış qatarlıq irqi qırğınçılıq siyasetini tekitledi. Atılmış Şinjan gezisinin alaqadar haberde kayıt kılınışca Maşanruy bu qetim yupurgu ve Mekit nahiylerge bargan bulup, ziyaret jarayanida Şi Jinpingning ve Xitay Kompartiyasining Şarkı Türkistan toğrusidagi türlük orunlaştırmalarını qat'i izchillashtirish kerakligi, Şarkı Türkistanning janubiy rayonining şahmat ko'zi alohidaligiga ega ekanligi haqida jar solgan. U yana jamiyat muqimligini qo'g'dash, atalmish Junqo millati o'rtoq kavdisi engini mustahkamlash xizmatlarini cho'ng tutish, millatlar ittifoqligini kuchaytirish, uch xil kuchga qattiq zarba berish, yuqori besim holatini qat'iy tavranmay saqlash qatorliq irqiy qirg'inchilik iboralarini ta'kidlagan. Maşanruy ziyaret jarayonida yana saqchixonlarga Makit bozoridagi Jama masjidi ve Yupurg'i nahisidagi Yangi bozor masjidiga bargan bo'lib, dinni xitoychilashtirishda cho'ng turish, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirish iboralarini takrorlagan. Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, Xitoy siyosiy kengashining raisi Wang Xuning oldingi oyda tuyuqsiz Sharq Turkistonga berib, 21-oktyabrdan 24-oktyabrgacha Xotan viloyati, Qashqar viloyatini ziyorat qilgan edi va irqiy qirg'inchilik siyosatini davomli qattiq ijro qilishga ishorat qilgan edi. Uning bu ziyoratidan keyinla atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti 28-oktyabr Qashqar viloyatida yig'in ochib, jamiyat muqimligini uzluksiz puxtalash kerakligini ta'kidlagan edi. Bularga masalda navbatdagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bosh ijrochisi Maşanruyning Qashqar viloyatini maxsus ziyorat qilishi Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatining davomli ijro qilinadiganligini ko'rsatib bermoqda. Kanada bexatarlik xavfi sababidan TikTokni chekladi. Kanada hukumatı Xitoyning ijtimoiy taratqusi TikTokni bexatarlik xavfi sababidan chekladi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha 6 noyabr Kanada yangiliq pan va sanoat ministri Fransois Filippi Champagne bu haqda bayonot e'lon qilib, mazkur abditalining Kanada uchun bexatarlik xavfi shakllantirilganligini, bu sababli TikTokning Kanadadagi savdo faoliyatlarining cheklanganligini jakarlagan hamda TikTok supisining Toronto va Vancouverdagi shirkat ishxonalarining taqilidiganligini e'lon qilgan. Uning aytishicha Kanada fuqarolari TikTok abditalini davomli ishlatadi ekan, ammo TikTok shirkatining Kanadadagi tarmoqqa tarqitilgan bo'lib, savdo faoliyatlariga yo'l qo'yilmaydi ekan. TikTok abditalining Xitoyga shaxsiy uchurlarni ta'minlaydiganligi haqidagi ayiblashlar va andishalar sababli hozirga qadar Amerika, Turkiya, Hindiston, Pokiston, Qirg'iziston qatorliq bir qism davlatlarda TikTok abditali butunlay yoki qisman cheklangan. Xitoy va TikTokning bosh shirkati bo'lsa, bu ayiblashlarni rad qilib kelmoqda. Halbuki TikTok abditali Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikka aloqador mazmunlarning tarqalishini to'sib kelayotgan bo'lib, oldingi oyda Uyg'ur qiz Nafisa O'g'izning Turkiyadagi Xitoyparast siyosatchi Dog'u Perinchakka kuchlik raddiya berib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilgan videosi TikTok supisidan o'chirilgan edi. 100 mashhur Uyg'ur nomliq kitobning yosh o'smirlar nusxasi nashrdan chiqdi. Turkiyada yashayotgan aktiv faoliyatchi Muhammad Tursun Uyg'ur apandi yosh o'smirlar uchun tayyorlagan 100 mashhur Uyg'ur nomliq kitob nashrdan chiqdi. Mazkur kitob dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan o'z millatining tarixini, tarixiy shaxslarni bilishga intilayotgan Uyg'ur yosh o'smirlari uchun tayyorlangan bo'lib, Avlod nashriyoti tomonidan nashr qilindi. Muhammad Tursun Uyg'ur apandi bu kitobini 2017 yili nashr qilingan zo'r hajmdagi 2 tomliq 100 mashhur Uyg'ur nomliq kitob asosida ixchamlashtirib tayyorlangan bo'lib, Uyg'urlarning har qaysi tarixiy davrlariga zo'r ta'sir ko'rsatgan, milodiydan burunqi 7-chi asrdan bu asrgacha yashab o'tgan mashhur Uyg'urlarning hayoti qisqacha tanishtirilgan. Kitobning tahrir so'zida muni mazmunlar qayd qilindi.
müstakillikimizni asliga keltirish ko'rishimizda oldi bilan xalqimizda milliy ong, milliy ruhni yetildirishimiz lozim. Uyg'urlarning tarixida qurilgan dunyoga ta'sir ko'rsatgan shonliq imperiya va davlatlarining bo'lganligini Uyg'ur xalqiningmi boshqa davlat va millatlardagi dunyoviy olim va mashhur shaxslarning bo'lganligini bildirishimiz kerak. Yozuvchi Muhammad Tursun Uyg'urning bu kitobi shunday maqsadlarni o'tirg'i qo'ygan. Shunga har bir vatandoshning kitob ishkabida 100 mashhur Uyg'ur kitobining bo'lishini, farzandlarga o'z tarixini o'rgatishda bu kitobni o'qishlik qilishini umid qilamiz. Bu kitob navbatda Istanbuldagi har qaysi kitobxonalarda sotilmoqda. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11. nöbetlik başlıkları yığını ahırlaştı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11. nöbetlik başlıkları yığını ahırlaşkan bulup Bişkek bayanatı ilan kılındı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Türk Devletleri Teşkilatı Başkatibi Kubançıbek Ömür Aliyev bayanatı ilan kılıp Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başlıkları Kengişi'nin 11. katımlık yığını, Türk dünyasını küçeytiş, iktisadi birlik, sicil terakkiyat, rakamlı kelgüsü ve hemmege bihaterlik temisi astıda ikilgallıkını bildirgen. Ömür Aliyev, devlet rehberleri, taşkışlan ministerleri ve münasifetlik ministerliklerinin Türk hemkarlıkını küçeytişini nişan kılgan 16 türlü kilişim, karar imzalıgallıkını, bu dairede Devlet Başlıkları Kengişi'nin 11. nöbetlik yığınının Bişkek bayanatını mı imzalıgallıkını kayıt kılgan. Bayanatta yeni Türk Devletleri Teşkilatı bayrağının kabul kılınganlığı 2025 yılı Vengriya'nın gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı yığınığı sahip halı kılınganlığı, Türk Devletleri Teşkilatı puhralarını qoğdaş mekanizminin kuruludganlığı, Türk Yeşil Maliye Kengişinin tesis kılınganlığı, Türk dünyası gayelerini qoğdaş ve küçeytişini maksat kılgan, Türk dünyası nizamnamesinin tesdiqlanganlığı ve Bişkekni merkez kılgan Türk Devletleri Teşkilatı Aza Devletlerinin Kızılay Cemiyetleri arasında Türk Kızılay Toru'nun korulduğunluğu bildirilgen. Bayanatta Bişkek'e 2025 yılı Türk dünyasının rakamlık payitahtı ünvanı berilgeliki ve Türk dünyası nizamnamesi bilen Türk Devletleri Teşkilatı Daimi Vekiller Yol Yoruk'unun kabul kılınganlığı uxtırılgan. Bayanatta yana Türk Devletleri Teşkilatı Merkezi Bankalar Kengişi'nin korulup, rakamlık iktisat sahasında hemkarlık ornatılganlığı ta'kidlengen bulup, Alem boşluğu faaliyetleri sahasındaki hemkarlıkını mezmun kılgan, Alem boşluğu faaliyetlerine münasebetlik ramki gelişimi bilen Türk Devletleri Teşkilatı'nın kank ölemlik til modelini terakki kıldırışkı münasebetlik ramki gelişiminin imzalanğalıqı bildirilgen. Kazakistan'nın Türk Devletleri Teşkilatı'daki reislik müddeti ayaklaşkan bulup, reislik vazifesi Kırgızistan'a ötküzülgen. Avrupa rehberleri Trump'ını tebrikledi. Avrupa İttifakı'nın yukarı derecelik rehberleri Amerika Prezidentlik saylımıda galiba kılganlığını cekarlığan Donald Trump'ını tebrikledi ve münasebetini acizlaştırmasından birlikte hareket kılışkı çakırdı. Avrupa İttifakı Komiteti Başlığı Ursula von der Leyen ictimai taratku hesabıda bayanat ilan kılıp Trump'ını tebrikledi ve Avrupa İttifakı bilen Amerika İttifaktaşla emez biz halıklarımız arasındaki 800 milyon puhranı birleştirgen haqiqi şirikçilik bilen mu bir-birimizge bağlıqmız. Şundaq bolgan iken ularga devamlı hizmet kılıdgan küçülük bir Atlantik okeandan halkıgan kün tertibini yakılap birlikte hizmet kılaylı digerlerini bildirdi. Avrupa İttifakı Kengişi Başlığı Charles Michel mu tebrik telegrammasi tarqıtıp Avrupa İttifakı bilen Amerika mengülük ittifaktaşlık ve tarihi münasebetke ige. Avrupa İttifakı ittifaktaşlar ve dostlardan bulu süpüti bilen berbacı hemkarlıkını devamlaştırışını töt göz bilen kütmekte digerlerini kayıt kıldı. Trump Amerika Prezidenti bolgan 2017-2021 yılları aralığında Amerika bilen Avrupa İttifakı otursa da küçülük sürkülüşleri oturuğa çıkan idi. Avrupa İttifakı rehberlik aparatı xilidin biri Trump'ın galibi kılış ihtimallığını nazarda tutup, tayyarlıklarını kılıvatkan idi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.